Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, son zamanlarda baklava tariflerimde, videolarımda çok fazla sizlerden yorum alıyorum. Ben baklava hamurunu açamıyorum veya benim baklava hamurum kırışık oluyor, kenarlarından toplama yapıyor, ne yapabiliriz diye. Ayrıntılı bir şekilde yorumlarda anlatıyorum ama bence yeterli değil. Böyle bir video hazırlamak istedim. Bence bu videodan sonra, bu tariften sonra baklava hamuru açamayan kalmayacak. Gerçekten çok pratik sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz bir an önce tarifimize geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1,5 su bardağı suyumuzu alalım. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ, 2 adet yumurta ve baklava hamurumuzun, yani baklavalarımızın daha böyle çıtır olması için 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 fiske tuzu da ilave ettikten sonra malzemelerimizi ilk önce güzelce karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğim sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde, her videomda söylüyorum. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde böyle azar azar ilave edelim. Bu tarifimde ben 6 su bardağı un kullandım. Ayrıca kullanmış olduğum unun markası Efsane Baklavalık Böreklik Un kullanıyorum. Ve gerçekten tavsiye ediyorum. Ben çok beğenerek hazırlıyorum. Bu tarifte baklava hamurumuzun yumuşacık olması gerekiyor. İlk önce şöyle katlayarak hamurumuzu koparmadan yoğuralım. Tabi yumuşak ama böyle eli yapışmayan bir yumuşaklıkta olması gerekiyor. Bu şekilde spatulamı çıkardım. Artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Dediğim gibi koparmadan katlayarak hamurumuzu yoğuralım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmamız gerekiyor. Ayrıca baklava hamurunu ne kadar uzun süre yoğurursak o kadar özlü bir hamurumuz olur. Evet, tezgahın üzerine çıkardım. Böyle tezgahın üzerine de çok az olacak şekilde un serpiştirdim. Daha sonra hamurumu gelişi güzel kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte bezeler yapabilirsiniz. Baklava hamurunu ilk kez açacaksanız eğer biraz daha bezeleri büyük alabilirsiniz. Veya tepsinin boyuna göre de bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Baklavanın çeşidine göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Daha küçük küçük sunumluk baklavalar yapacaksanız mesela daha küçük küçük bezeler olması gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, kesinlikle hamuru dinlendirmedim. Bezelerimizi de dinlendirmiyorum. Bu tarif o kadar güzel ki, o kadar şahane bir tarif ki. Dinlendirmenize bile gerek yok ve açarken de göreceksiniz, hamur böyle kendiliğinden açılıyor diyebilirim. Yani oklavanın altında, merdanenin altında yağ gibi akıyor hamurunuz. Evet, şöyle nişasta kullanıyorum. Nişastayı böyle bezelerin arasına serpiştirerek bezeleri birleştirerek üzerine bastırıyorum. Burada merdane işlemi yapacağım sevgili arkadaşlarım. Ben yine oklavam ile açıyorum hamurumu. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Küçük servis tabağı kadar büyütmeniz yeterli. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde açtıktan, büyüttükten sonra bir tepsimin içerisine yerleştireceğim. Tabii siz bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Ben merdane kullanmayı bir türlü sevemedim. Oklava bana daha kolay geliyor. Evet, bu şekilde tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Böyle aralarına da çok az olacak şekilde nişasta serpiyorum. Daha sonra bezelerin üzerini böyle güzelce kapatalım sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle hava girmesin. Ve ben burada birazcık dinlendirdim. Üzerini kapattım. Böyle 1 saat kadar dinlendirdim. Böyle uzun saatlerce dinlendirmenize gerek yok. Hamuru akşamdan yoğurmanıza hiç gerek yok. Evet, 1 saatin sonunda artık hamurumuzu açmaya geçebiliriz. Yani normalde baklava yaparken ben bu aralarda da işte baklavamın şerbetini hazırlıyorum, iç harcını hazırlıyorum veya yüzeyine süreceğimiz o tereyağını hazırlıyorum.
Evet, ilk başta bir tane hamurumuzu açalım. Şöyle birazcık nişasta kullandım. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, ilk başta merdane kullanıyorum. Yani hiç fark etmez. Bu aşamada da oklava İlk önce bir tane hamuru birlikte açalım. Yani eğer ilk kez baklava açmayı ilk kez deneyecek arkadaşlarımız varsa bu yüzden daha sonra ikişer tane hamur açacağız. Yani üçerli, beşerli de açabilirsiniz. İnanın o kadar kolay. Küçük oklavam ile bakın sevgili arkadaşlarım, üzerine hiç bastırmıyorum. Küçük oklavam ile bu şekilde açıyorum. Evet, artık görmüş olduğunuz gibi elimi oklavanın üzerinde dolandırıyorum. Ama böyle çok sert bir şekilde bastırmıyorum. Yani bu şekilde herhalde biz hatayı burada yapıyoruz. Çok fazla üzerine bastırmanıza hiç gerek yok. Zaten baklava hamuru o kadar narin bir hamur ki kendiliğinden açılıyor. Şöyle iki kez üzerine bastırıyorum. Bazen bir kez de olabiliyor. Yani hamurumuzu böyle üzerine bastırarak açmıyoruz. Hamurumuzu sararken ve açarken kendimize doğru çekerken açıyoruz aslında. Bakın sararken biraz kendime doğru çekiyorum ve orada oluşan kırışıklıklar da açılmış oluyor bu sayede. Ve bu şekilde üzerine elinizle gezdirirken, bastırırken de orta kısmına bastırmıyorum. Özellikle kenarlarına bakın bu şekilde. Şöyle iki kez, bir kez de olabilir. Ve ne kadar kolay açıldığını dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle kendime doğru sararken, kendime doğru hamuru çekerken de o ufak tefek oluşan kırışıklıklar da açılmış oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi kenarlarından hiçbir şekilde katlanma, kıvrılma yok hamurumuzda. Gerçekten baklava hamuru açmak bu kadar kolay. Ama sevgili arkadaşlarım, şunu da hemen belirtmek istiyorum. Süt ile yoğurt ile baklava açtığınız zaman, özellikle süt ile açarsanız eğer, süt hamuru topluyor. Yani süt ile yoğrulmuş hamurlar bu kadar kolay açılmıyor. Evet, bakın şöyle sararken kendime doğru çekiyorum. Ve bakın hamurum incecik oldu, böyle tül gibi oldu ama ben birkaç kez daha böyle saracağım. Çünkü o kenarında birazcık nişastalar kaldı. Tamamen baklava hamurumuzda nişastasını böyle yemesi gerekiyor ki daha sonra nişasta kokusu olmasın veya baklavamızda yumuşama olmaması için. Ve baklava hamuru çok hassas bir hamur. Birazcık nişastasından da kaynaklı ve incecik açıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu yüzden biraz hızlı olmamız gerekiyor. Birazcık seri olmamız gerekiyor. Evet, birinci hamurumu açtım. Diğer oklavama sardım. Şöyle bir kenara aldım. Evet, şimdi ise hamurlarımızı ikişer tane açacağız. Aslında ben üçerli dörderli açmak istedim. O şekilde paylaşmak istedim. Birazcık kararsız kaldım ama ilk kez açacaklar için, baklava hamurunu açmasını bilmeyenler için bence birinci, ikinci ilk başta daha iyi olur diye düşündüm. Bakın yine aralarına nişastayı serpiştiriyorum ve üzerinde merdaneyi gezdirirken özellikle ilk başta kenarlarına merdaneyi bastırıyorum. Böyle ortasına neredeyse hiç bastırmadım diyebilirim. Yani iki tane hamur için bu fazla aranmaz ama üçerli, dörderli, beşerli açacağınız zaman özellikle merdaneyi bu şekilde ilk başta kenarlarına bastırmanız gerekiyor. Çünkü açarken ortası zaten çok hızlı bir şekilde inceliyor ama kenarları bazen kalın kalabiliyor. Bu şekilde yaparsanız her tarafı aynı şekilde açılır. Daha sonra oklavama sarıyorum. Şöyle bir arasında kontrol etmiş oldum. İhtiyaç oldukça nişasta serpiştiriyorum. Ara ara teker teker hamurumu sarıyorum. Ara ara ikisini bir sarıyorum. Bu şekilde belli bir boya geldikten sonra oklavamı değiştiriyorum. Baklava hamuru açarken kullanmış olduğunuz oklava da çok önemli sevgili arkadaşlarım. Çünkü bazı oklavalar baklava hamurunu, yani normal hamuru da ezebiliyor. Bu yüzden pürüzsüz bir oklava kullanırsanız daha iyi olur. Hatta metal oklavanız varsa metal oklava ile çok daha güzel açılıyor baklava hamurları. Ve bakar mısınız ne kadar hızlı bir şekilde baklava hamurumuz açıldı.
Evet, dediğim gibi ara ara ikisini bir sarıyorum. Ara ara böyle teker teker sarıyorum. Böylece aralarında kontrol etmiş oluyorum yapışma olup olmamasını. Biraz uzunca bir video oldu sevgili arkadaşlarım. Aslında çok uzun değil ama bu bir baklava tarifi değil çünkü. Ben ayrıntılı bir şekilde anlatmak, ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedim. Bu tariften biliyorsunuz ki baklavanın birçok çeşidi var. Bu tariften baklavanın her çeşidini hazırlayabilirsiniz. Emin olun böyle çıtır çıtır baklavalarınız olacak. Tabii ki baklava tarifinde baklavayı açmak kadar, inceliği kadar pişirme süresi ve o şerbetimiz de çok önemli. Bu yüzden söylüyorum baklavanın sadece baklava yaparken yani birçok tarif yaparken geçerli aslında bu. Sadece hamurunu değil sadece şerbetini veya açma şeklini veya vermiş olduğumuz şekli değil. Tarifi lütfen ayrıntılı bir şekilde izleyin. Bir bakar mısınız sevgili arkadaşlarım gerçekten böyle tül gibi incecik oldu. Evet, şöyle son kez, bir kez, birkaç kez daha böyle hamurumu sarıyorum. Birkaç kez daha ben büyüteceğim. Ve baklava hamurum hazır. Daha sonra ben baklavalarımı hazırlamaya geçeceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet, bal şeker olsun. Allah'a emanet olun.